Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, internette çokça paylaşılan bir anekdotla başlayalım mevzuya. Wimbledon'un ilk zenci şampiyonu Arthur Ashe, kan naklinden kaptığı AIDS'ten dolayı ölüm döşeğindeydi. Dünyanın her köşesindeki hayranlarından mektuplar yağmaktaydı. Bunlardan biri şöyle soruyordu: "Tanrı böylesine kötü bir hastalık için neden seni seçti?" Arthur Ashe cevap verdi: "Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir, 500 bini profesyonel tenisçi olur, 50 bini yarışmalara girer, 5 bini büyük turnuvalara erişir, 50'si Wimbledon'a kadar gelir, 4'ü yarı finale, 2'si finale kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı'ya neden ben diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken ona nasıl neden ben derim." Kulluk ve imtihan birbirinden ayrılmayan ikili. Kulluk varsa muhakkak imtihan da olacak. Kulluğun seviyesi, kalitesi imtihanla ortaya çıkıyor çünkü. Bu kesin şart, ilahi kanun böyle. Kur'an'da birçok surede defaatle bu hakikat dile getirilmiştir. Bu hususta en çarpıcı ayet şüphesiz Bakara Suresinin 155. ayetidir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Andolsun ki biz sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmekle sınayacağız. Resulüm, sen sabredenleri müjdele. İmtihanın zorluk derecesi kişinin Allah katındaki derecesiyle doğru orantılıdır. Sınav soruları farklı farklı yani. Fakat katiyen kapasitenin üstünde bir sınava sokmuyor Allah seni. Birazcık çalışırsan muhakkak başarılı olursun. İmtihanın en şiddetlisine peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler düçar olur. Ve men yuta'illâhe ve rasûle fûlâike me'allezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîn ve sıddîkîn ve şühedâi ve sâlihîn ve hasune ulâike rafîkâ. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Böyle buyurmuş Cenab-ı Hak. Fakat en ağır imtihanlara da bu sayılanları tabi tutmuştur. Neden? Çünkü onlar kulluk semasının güneşleri, ayları, yıldızlarıdır. Allah'ın has kullarıdır. Çünkü insanlar onları örnek alacak kıyamete kadar, onlara bakarak kendilerine çekidüzen verecekler. Hapisle imtihan edildiysen gam çekme, Hz. Yunus Aleyhisselam'ı düşün. O zellesi yüzünden balığın karnında hapsedilmişti. Bütün sebeplerin aleyhine işlediği bir zamanda müsebbibül esbaba yönelmişti. La ilahe illa ente subhanike inni kuntu minez zalimin. Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye yalvarmıştı. Rabbi de ona fevzu necat vermişti. Allah seni hastalıkla sınadığı zaman iyileşmek için doktora git, ilaç kullan. Fakat bu da nereden çıktı böyle deme. Vücudu senelerce yaralar içinde kaldığı halde bir kez olsun şikayet etmeyen Hz. Eyyub'u düşün. Allah seni kavurucu bir musibetle test ettiği zaman ondan kurtulmak için çalış, çabala. Fakat vah başıma gelenler, ne talihsiz adamım ben, bu bela da bula bula beni mi buldu deme. Hz. İbrahim'i düşün, o belaların en kavurucusuna giriftar olmuştu. Nemrut tarafından mancınıkla ateşlere atılmıştı da gıkını çıkarmamıştı. Sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil, benim vekilim Allah'tır, o ne güzel vekildir demişti. Bu teslimiyeti sayesinde korkunç ateşler gül bahçesine dönüşmüştü. Zalimler tarafından eşkıya gibi kovalanırsan ne olacak benim halim, beni sen kimlere bırakıyorsun ya Rabbi deme, Hz. Musa gibi teslim ol. Firavun'u denizde nasıl boğmuş, Hz. Musa'yı ve ona inananları nasıl kurtarmıştı onu düşün. Birileri tarafından hor hakir görülmekle imtihan edildiysen hemen feveran etme. Şu hale bak, şerefim, itibarım beş paralık oldu, gururum ayaklar altına alındı deme. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa'yı düşün. Onun öpülesi başına deve işkembesi atılmıştı da isyan etmemişti. Ah şerefim, itibarım dememişti. Allah da onu kıyamete kadar insanlığın şeref timsali yapmıştı. Kim kazanacak, kim kaybedecek ancak imtihanlarla tespit edilir. Öyle döşeğinde yan gelip yatmakla olmaz. Hani talebeye hoca dersini anlatır, öğretir, sonra onu sınava sokar. Bakar konuyu anlamış mı, anlamamış mı diye. Allah da kulunu böyle imtihan eder. Hoca sınav kağıdını okur, talebenin derecesini belirler. Eksiği varsa tamamlar, gerekirse konuyu yeni baştan bir kez daha anlatır. Tutar bir sınav daha yapar. Hocanın gayesi talebeye ilim öğretmek ve sınavdan geçirmektir haddi zatında. Bunun için çırpınır durur. İmkan üstüne imkan verir. Fakat talebede tık yok. Hoca başka ne yapsın? Basar zayıfı. Suç kabahat kimde? Tabii ki talebede. Allah da kuluna imtihanlardan geçmesi için yol gösterir. Ona çıplak uyarıcılar gönderir. Hatta sınav esnasında kopya bile verir. Yeter ki imtihanı başarıyla geçsin, cenneti kazansın. Bizim inandığımız Allahu Teala öyle zalim bir Allah değildir. Yani kuluna tuzaklar kuran, onu saptıran, hele bir halt etsin de cehenneme atayım diye bekleyen bir Allah değildir. Bilakis kulunun önünü açan, hata ettiğinde affeden, ona türlü fırsatlar sunan, iyilik yapsın da onu cennete koyayım diyen bir Allah'tır. Bunun için peygamberleri, onların varisleri, alimleri, kitapları göndermiştir. Aslında ibretle bakarsan hastalık, dert, bela, mihnet çıplak uyarıcıdır. Mal, mülk, çoluk, çocuk, şan, şöhret bunlar da çıplak uyarıcıdır. Yani hayatımıza sonradan giren her şey hem uyarıcı hem imtihan aracıdır. Başta zikrettiğimiz ayette birinci sırada peygamberler var. Hani dağına göre dumanı diyoruz ya, peygamberler de öyle. Her biri çetin sınavlara tabi tutulmuşlar. Fakat bir kez olsun ah of etmemişler. Biz birisine yahu bırak şu içkiyi, kumarı, rüşveti, tefeciliği demeye korkuyoruz. Ya ters derse, ya hakaret ederse diye düşünüyoruz. Uyardığımızda adam sana ne deyince feleğimiz şaşıyor. Bir daha mı yemin billah yaklaşmam yanına, bırak ne halt ederse etsin diyoruz değil mi? Şimdi düşünün siz bir Nuh Aleyhisselam'ı. Ben Nuh Aleyhisselam diyeyim, siz bütün peygamberleri hayal edin. 950 sene kavmini hakka hakikate davet etmiş. Onları eğri yolun encamından sakındırmaya çalışmış. Peki o azgın kavim ne yapmış Hazreti Nuh'a? Ah canım iyi ki geldin, biz de seni bekliyorduk. Emrin baş göz üstüne mi demişler? Nerede? Dinini tebliğ ederken biz de sana zahir olalım, sen anlat etrafında pervane olalım mı demişler? Ne gezer? Bırakın böyle demeyi, alay, küfür, hakaret, şiddet, hırla gitmiş. Nuh Aleyhisselam'ı dövmüşler, sövmüşler, yerinden yurdundan etmişler. Dile kolay, tam 950 sene buna can mı dayanır? Fakat Hazreti Nuh dayanmış, pes etmemiş. Yahu bu iş olmuyor. Ey Allah'ım bunca zamandır anlatıyorum, inanmıyorlar. İstifa ediyorum bu peygamberlikten dememiş. Yapılan onca hakarete, zulme sabretmiş. Allah'ın dinini tebliğ benim vazifemdir ve bu uğurda karşılaştığım her şey bir imtihandır. Mücadeleye devam demiş. Peki biz ne yapıyoruz? Başımız dişimiz ağrıyor, basıyoruz feryadı. Birisi gözünün üstünde kaşın var derse hemen sinirleniyoruz. Halbuki yaşadığımız her şey bir imtihan be kardeşim. Ve bu sadece senin benim başıma da gelmiyor. Herkes çapına göre imtihana maruz kalıyor. İmtihana elini kolunu sallayarak girilmez. Hele ki hayat memat meselesi ise ona canla başla çalışmak gerekir değil mi? Haftaya aynı mevzuya devam edelim inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.